Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala kararına ilişkin soruya ise, şu anda bizim mahkemelerimizin vermiş olduğu bir karar var. Bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş, bu da bizi çok ilgilendirmiyor ifadesini kullandı. Özellikle Türkiye'nin başta ilk derece mahkemeleri olmak üzere, açık ve net söylüyorum, bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Bunu çok net söylüyorum. Ve şu anda bizim mahkemelerimizin de bu konuda vermiş olduğu bir karar var. Eğer bu konuda ayım ne demiş, Avrupa Konseyi bu konuda ne demiş, bu da bizi çok ilgilendirmiyor. Çünkü biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bir defa bekliyoruz. Bu saygıyı duymayanlara da kusura bakmasınlar, bizim saygımız olmayacaktır. Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tanımayacaklarını ifade etti. Ancak kendisinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne 3 defa başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Tayyip Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ilk başvurusunu kendisine verilen 10 aylık hapis cezası için yaptı. Erdoğan, Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi kararına temyiz başvurusu yaptı. Ancak Yargıtay 8. Ceza Dairesi 24 Eylül 1998 günü Erdoğan'ın cezasını onadı. Erdoğan bunun üzerine 1999 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurarak adil yargılama talep etti. 2002 yılında Erdoğan, sabıka kaydının silinmesini kabul etmeyen Yargıtay kararı aleyhinde ikinci kez Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu'nun milletvekili olamayacağı yönündeki kararını da Eylül 2002'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürmüştü.